Lütfen oturun. Öncelikle aranızda olmak, burayı şereflendiren hanımefendilerin, beyefendilerin ve çok sevgili gençlerin, onlarla beraber olmak, onların arasında olmak ve genel merkezimizi temsilen gene beraber olduğumuz GİK üyelerimiz, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız hep birlikte bugün Aksaray'da belediye başkan, inşallah belediye başkanımızı ve ilçelerdeki belediye başkanlarımızı, aday falan değil, açıklamak için bir araya geldik ve sayın il başkanımızın şahsında aynı zamanda milletvekilimize de çok özel teşekkürlerimi sunuyorum huzurunuzda. Çünkü çok güzel bir program hazırladılar. Sadece burayı şereflendiren sizleri davet etmeleri değil ama aynı zamanda gençlerimizle, çocuklarımızla bir arada, inanın gençliğime gittim, harika bir programdı. Şimdi benim yaşımdakiler hatırlayacaktır. 80 öncesinde bu tür toplantılara giderdik. Mutlaka çocuklarımız çıkar bir eylemde, bir söylemde bulunurdu. O yaştan itibaren o görüşe, o fikre bir aidiyet hissederlerdi. Mesela benim bir ablam vardır. 16 yaşındaydı yeğenim. Trafik kazasında kaybettik. Ama böyle toplantılarda 3 yaşından itibaren, abim MHP il başkanıydı Kocaeli'nin 80 öncesinde. Ve böyle kucakta gezer, ona küçük Bozkurt Murat diye tanıtırlardı. Mesela ablam siyaseti öyle çok fazla hani şu bu diye almaz, bilmez. Ama oğlunun fikri, oğlunun aidiyeti olarak görmüştür Türk milliyetçiliğini. Müslümanlığı öndedir. Yani 80 yaşlarında, 77 yaşında bir ablam, sen kimsin deseniz Müslümanım der. Müslümanlığı öndedir ama fikriyat olarak oğlunun fikridir. Dolayısıyla çok enteresan bir şey bu. O günlere gittim. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Hem Turan'a hem il başkanımıza, tabii kızlarımıza da. Şimdi bugün efendim, duymadım. Evet, işte onlar konuşulmasın diye diyor ki memleketi yediler, çiftçi mağdur. Aynen katılıyorum. Bunlar konuşulmasın diye tahtrivallinin bir tarafında biri, bir tarafında biri. Sen şucusun, ben bucuyum, vay sen şusun diyerek kavga ede ede esnaf da bitti, gençler de bitti, çiftçi de bitti, tarım da bitti, sanayi de bitti. Ama bir bitmeyen konu var, o da şu. Şimdi seçim geliyor. Seçimin özelliği nedir? İster yerel seçim olsun, ister genel seçim olsun. Seçmen millet veli nimettir. Projelerini anlatırsınız. Dersiniz ki ben kazanırsam, benim partim kazanırsa Aksaray'a şunları şunları yapacağım dersiniz milletvekili olarak, iktidar olursak. Eğer yerel seçimse belediye başkan adayı olarak kazandığımda şunları 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 Aksaray'a yapacağım dersiniz. Bunlar yarışır. Siz bir karar verirsiniz. Birini seçersiniz. Bir partiyi seçersiniz. Ona teveccüh gösterirsiniz. Ama kazanan neresi olur? Aksaray olur. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Parmaklar havada uçuşuyor. Sakın buna oy vermeyin, bu şucu. Ö taraf geçiyor bu tarafa. Sakın buna oy vermeyin, bu tarafta bucu. Ocu, bucu, şucu konuşulurken çırak çıkan siz oluyorsunuz. Şimdi şu anda Türkiye'de
bütün düşmanları birleştiren bir kişi duruyor karşınızda. O da benim. Bu birbirine düşman olan abiler şu anda tek bir düşman karşısında birleştiler. O da, Sayın Cumhurbaşkanı gibi konuşayım, bu fakir. Şimdi çok enteresan, çok enteresan. Sebep ne biliyor musunuz? Sebep kendi başımıza, rahmetli Elçi Bey'in bizlere söylediği gibi özü başımıza, hür ve müstakil, onu da bazıları beğenmedi, özgür ve bağımsız, seçime katılmak. Ya arkadaş, günah mı işledik, küfür mü ettik, ne yaptık ya biz? Biz kendimizi tarttırmak istiyoruz. Bir kantara tek başımıza çıkmak istiyoruz. O kantarda da bizi tartacak olan sizin mübarek elleriniz. Biz sizin oylarınıza talibiz. Verdiğiniz takdirde sizi temsil etmek için gerekirse canımızı veririz. Ama yani bize teveccüh göstermediğiniz zaman da karşınızda tazimle eğiliriz. Çünkü deriz ki var bir eksiğimiz, bize milletimiz teveccüh göstermedi. Size hakaret etmeyiz, sizi aşağılamayız, sizi küçük görmeyiz, size parmak sallamayız, size şucu bucu demeyiz. Suçu kendimizde ararız, eksiği kendimizde ararız. Türkiye bunu kaybetti. Türkiye bunu kaybettiği için asla Aksaray'ın sorunlarının konuşulmadığı, gençlerinin ne hissettiğinin konuşulmadığı, kiraların en düşük yerde 5.000 ile 10.000 arasında değiştiğinin konuşulmadığı ve alım gücünün Aksaray'da acayip düştüğünün konuşulmadığı, fakire fukaraya el uzatılmadığının görüşülmediği, ben bugün bir şehit evine gittim. 93 yılında şehadet şerbetini içmiş bir kardeşimizin annesini, babasını, eşini ve çocuklarını ziyaret ettim. Orada gördüğüm şey şu: şehit ailelerinin, şehit yakınlarının aldığı maaşlar aynı emekli maaşlarında, geçmişte emekli maaşlarında devamlı söylediğimiz gibi pek çok farklı şehit maaşı var. Şimdi oğlunu kaybetmiş, ciğeri yanmış, kalbi yanmış. Ben bir anayım, oğul sahibiyim ve bütün anneler beni bilecektir, hissedecektir. Çocuklarımız askere gider ve kötü bir, yani telefon çalar kalbiniz zıplar. Telefon çalar acaba mı dersiniz. Geceleyin kapınız çalar, yüreğiniz ağzınıza gelir. Böyle bir durumda oğlunuz şehit olmuştur. Gelir size devleti temsilen vali gelir, kaymakam gelir, komutan gelir. Şehadet şerbeti oğlunuzun içtiğini söyler. Siz düşüp bayılmak üzeresinizdir. Siz avaz avaz bağırmak istersiniz. Siz bu dünyayı yakmak istersiniz. Siz bu dünyayı yıkmak istersiniz. Ama siz Müslüman bir kadınsınızdır. Dine, imana sahip bir kadınsınızdır. Peygamber Efendimizin sünnetine, Allah'ın emrine uyan bir kadınsınızdır. Ve dersiniz ki evladım inşallah Peygamber Efendimiz'e komşu olacak. Allah bizi cennette buluştursun. Bunu dersiniz, gözyaşlarınızı içinize akıtırsınız ve ondan sonra da dersiniz ki vatanım sağ olsun. Şimdi bu vatanım sağ olsun, vatan sağ olsun diyen anaya, babaya ne yapsanız ödeyemezsiniz muhteremler. Birbirinize parmak sallayacağınıza Turan bu teklifi getiriyorsun. Birbirinize parmak sallayacağınıza o şehit annelerinin, şehit babalarının durumunu göreceksiniz ve bütün şehit ailelerin maaşlarını asgari ücret seviyesine getireceksiniz. Bu sizin borcunuzdur, bu bizim borcumuzdur.
Bakın ben yıllarca şehit ailelerine yönelik Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı'nı yönettim. Allah Sayın Tansu Çiller'den razı olsun. O vakfı o kurmuştu, başına da beni geçirdi. Ne Sayın Çiller'in, Tansu Hanım'ın ne de benim elim oraya siyaseti, şuculuğu, buculuğu taşımadı. Sadece şehit aileleriyle, gazilerimizle, onların çoluğuyla, çocuğuyla ilgilendik. Onlardan aldığım, ben daha milletvekili falan değildim. Onlardan aldığımız bilgileri, talepleri döndük, meclise iletilmesini sağladık. Yakın zamanda kaybettiğimiz Necmettin Cevheri ağabeyimin, Cenab-ı Hak mekanını cennet etsin, şehit ailelerinden aldığımız bilgiler ışığında o dertleri dinlememizin sonucu olarak her şehit ailesinden bir kişiyi devlet kurumlarına hiç imtihansız, hiç sorgusuz, sualsiz işe alma yasasını rahmetli Necmettin abi çıkardı. Meclise getirdi ve oradan çıktı. Daha sonra gelen her hükümet, Allah var, şehit ailelerine yönelik adımlar attı. Onlardan da Allah razı olsun. En son iki kişinin devlet kurumlarına alınması da hüküm olarak, kanun olarak çıktı. Ondan da razı olsun. Ama bugün gelinen noktada, yani bütün bunlar hayırlı işler. Ama bugün gelinen noktada şimdi şehit çocuklarının, şehit evlatlarının ortada, büyüdüler çünkü, ortada kalanlarının da işe alınması lazım. Yani mesela 3 yaşındaymış baba şehit olduğunda, birisi 6 aylıkmış, 1 yaşındaymış. O zaman ya amca, ya hala, ya herhangi bir birinci yakın girmiş. Daha sonra ikinci çıktığında diğer çocuk girmiş ama diğeri de büyümüş. Şimdi iki çocuktan biri işte, biri açıkta. Onların da işlere alınıp istihdam edilmesi lazım. İkinci talep odur. Birincisi maaş, ikincisi budur. Üçüncüsü ise bizim şehit ailelerimize, şehit yakınlarına, şehit anne babasına saygısız bir dil kullanmamız mümkün olamaz. Şehit ailesi, şehit babası, şehit anası, şehit eşi, şehit evladı buraya gelse, bizi taşlasa eyvallah'tır. Onlara saygısızlık yapanın, küfür edenin, saygısız davrananın da her türlü hukuki cezayla karşılaşmasının yolunun açılması gerekiyor. Şimdi buradan bugüne dönersek, bakın şimdi Aksaray'da ne konuşuluyor? Aksaray'da belediye başkan adaylarının çapı, efendim belediye başkanı olarak gençlere ne yapacağı, fakir ailelere ne yapacağı, sosyal belediyeciliği uygulayıp uygulamayacağı, efendim çiftçiye nasıl yardımcı olacağı, fakire fukaraya ne yapacağı, gençlerin tekrar umudu kazanması için hangi projeleri yapacağı gibi konuların konuşulması gerekirken, rekabetin bunlar üzerinden yapılması gerekirken ne konuşuluyor? Bizim yalnız başımıza, kendi başımıza, hür ve müstakil olarak bizim seçime katılmamızın kime yarayacağı konuşuluyor. Muhteremler, söyleyeyim kime yarayacak? Milletimize yarayacak. Aksaraylı'ya yarayacak. Aksaray'ın dertleri üzerinde konuşmayı sağlayacak. Biz partimizi kurduğumuzda, kurmak için yola çıktığımızda pek çok şeylere göğüs gerdik. Yahu düşünün, evin basıldı, daha ne olsun? Her birinize her türlü manevi, maddi eziyet yapıldı. Ama geri adım atıldı mı? Hayır, atılmadı. Ya arkadaşlar, peki biz bu partiyi bu kurarken, bu eziyeti çekerken
öbürü kaybetsin, bu kazansın diye mi kurduk? Türkiye refaha, Türkiye feraha ersin diye kurduk. Türkiye'de Türkiye'yi bölmeye kalkışanların, saygısız saygısız konuşanların, Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne kastedenlerin çenelerini kapatmaları, bölücüye el uzatanların da o ellerinin kırılması ve Türkiye'nin birliğinin, bütünlüğünün sağlanması için kurduk. Bunun için de her şeye göğüs gerdik. Şimdi arkadaşlar, ben anlayamıyorum, inanamıyorum bazı şeylere. Şimdi bir taraf karşınızda duran bu kişiyi PKK'lı PKK yandaşı ilan etti. Bir tarafta beni faili meçhulcü ilan etti. Ya arkadaşlar, muhteremler, karar verin, hangisi? Faili meçhulcülük PKK'yla kötü bir şey, tamam da, ama PKK'yla mücadele edenlere asılan bir yaftadır, bir iftiradır. Ama PKK'yla onu yapıyorsan PKK'cı olamazsın. Onu yapıyorsan onu yapamazsın. Bu nasıl bir dünya? Şimdi bakın, bütün bunlar konuşulurken siz değerleriniz üzerinden birbirinize düşürülüp çırak çıkarıldınız. Biz milletimizin derdinin konuşulduğu, bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün sağlandığı ve vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin bölünmez bütünlüğünün sağlandığı bir Türkiye'yi hayal ederek daha iyi hizmet edeceğimizi, daha iyi yöneteceğimizi, çalmayacağımızı, çırpmayacağımızı, çaldırmayacağımızı, yandaş kayırmayacağımızı iddia ederek, beytülmale el sürmeyeceğimizi garanti vererek yola çıktık. Şimdi gelinen nokta şu: biz bu ülke için, çok güzel şiirler okundu, her şeyinden gerekirse vazgeçenleriz. Orada bir sorunumuz yoktur. Ama biz 2018'de bir şeye şahit olduk. O da nedir? Beraber bir Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti ve biz beraber ortaklaşa seçime gittik. İttifak. Çünkü ittifak siyaseti vardı. İttifak olmak, bu yeni cumhurbaşkanlığı, partili cumhurbaşkanlığı sistemi sebebiyle ittifaklara mahkum olan bir Türkiye ile karşı karşıya kaldık ve ilk defa denenen bir durumdu. AK Parti ile de Milliyetçi Hareket Partisi beraber gitti. Tamam. Şimdi bu seçimde biz 3 genel başkan aday olduk. Özür dilerim. 2 genel başkan, bir de Sayın Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın içinden aday olduk. Ama bir söylemde bulunduk, bir taahhütte bulunduk. Kim ikinci tura kalırsa onun yanında yer alıp çalışacağımızı ilan ettik. Sonuçta birinci turda Sayın Erdoğan kazandı. O seçimi doğru incelediğimiz zaman çok çabuk heyecana geldiğimizi, acayip böyle gaza geldiğimizi, amiyane tabirle dolmuşa geldiğimizi, dolmuşa getirildiğimizi ve seçmenimizi %100 kazanacağımıza birinci turda inandırdığımızı ve sonuç itibariyle sağduyu açtığımızı ve yani hakikaten enteresan bir seçim sonuçları olarak biz seçmeni hayal kırıklığına uğrattık. Yani o Millet İttifakı'nın içindeki, biz de dahil olmak üzere siyasi partiler, şey uğrattık, hayal kırıklığına uğrattık. Ve biz İyi Parti olarak, tanıyın bizi diye anlatıyorum, biz İyi Parti olarak her şeyi çalışırız. Seçmeni çalıştık. Seçmen yıkıldı. Kendini muhalif seçmen olarak tanımlayan bütün seçmen yıkıldı. Bizden hiçbir şey olmaza gelindi. Sonra düşündük, bu seçmeni ayağa nasıl kaldırırız? Çalıştık ve sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne, uzun uzun eski hikaye anlatmıyorum, neye odaklandığımızı anlatıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ne
bir teklifte bulunduk. Teklifi getiren biziz. Ve sonuç itibariyle bu bir seçim oldu. Bu seçimin sonucunda 11 büyük şehir Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları tarafından alındı. Biz ise 19 ilçe aldık. Şimdi %10'luk bir siyasi parti ile o günün şartlarında %22'lik bir siyasi parti masaya oturduğu zaman eğer biz pazarlık yapıyor olsaydık şartlar nasıl olurdu arkadaşlar? Ha? Nasıl olurdu? 22 %10. Nasıl olurdu arkadaşlar? Şimdi dolayısıyla ben ahmak mıyım? 30 yıldır aktif politika yapıyorum ve Doğru Yol Partisi gibi seçmen odaklı bir siyasi partide seçmeni öğrendim. Siyaseti öğrendim. Eğitim yerim orası. Şimdi bunu biz niye yaptık yahu? 19 ilçe. Üçüncü parti çıktık ama 19 ilçe. Milliyetçi Hareket Partisi ise kaç büyük şehir alınmıştı? 17, 10 il, 1 büyük şehir. Şimdi aynı şey. Yani onlar da oturdular bir masada konuştular. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz ahmak olmadığımıza göre buradaki ölçü şu. Biz bu ülkenin kendini muhalefet olarak tarifleyen seçmenini ayağa kaldırmak için her şeyi göze aldık. Her türlü fedakarlığı yaptık. Seçim bitti. Teşekkürler bize gelmedi. Doğru mu diyorum başkanım? Bize teşekkür gelmedi. Amenna ve saddekna dedik. Seçmen ayağa kalktı. Buradaki amacımız neydi? Buradaki amacımız da, bizim amacımız da 2023 seçimlerinde bu ucube sistemden kurtulmak. Mesele bakın çok net bir şey söylüyorum. Sayın Erdoğan'ın şahsi bir meselesi değildir benim gözümde bu. Sayın Erdoğan'a duyduğumuz herhangi bir nefret, kızgınlık şu bu da değildir. O sandalyeye Sayın Erdoğan'ın işte son zamanı kimi oturtturursak oturturalım. Bir yıl sonra o sandalye o insanın her türlü alışkanlığını, her türlü huyunu, her türlü inancını değiştirir. Çünkü bir öğretmenin atanması için bile Sayın Erdoğan'a danışmak mecburiyeti, sormak, onay almak mecburiyeti olan bir sistem bu. Yani buradaki özne Sayın Tayyip Erdoğan değil. Özne bu sistem. Bu sistemin değişebilmesi için biz gerizekalı değiliz. Biz ahmak değiliz. Biz bu sistemin değişebilmesi için bir vasat oluşturmayı milletimizi isterseniz yapabilirsiniz demeyi ispatlamak için o adımları attık. Ne oldu sonuç? Sonuç hüsran oldu. Demek ki yerel seçimlerdeki başarıyı biz genel seçimlere taşıyamadık. Suçu bana attılar. Amenna ve saddekna. Tamam, kabahatin tümü benim olsun. Tamam, hepsi benim. Kalktı oturdu. Tamam benim. Sonuç. Niye başaramadınız? Hadi ben tamam. Niye başaramadınız kardeşim? Hani bizim seçmen şu hareketi yaptığınızda takır takır geliyordu? Hani? Niçin? Ya ben önemsizim zaten sizin gözünüzde. Önemsiz bir şahısım. Tamam bitti. Zaten seçmen haldır haldır sizde. Peki niçin kardeşim? Her şey benim suçum. Kabul. Atın beni. Bir tekme atın. Niye olmadı? Eğer siz vatandaşı ciddiye almaz, vatandaşın taleplerini görmez, sadece siz de aynı oyuna düşmüş, hatta o oyundan çok mutlu olarak oculuk buculuk üzerinden tarifler yaparsanız işte böyle olur. Siz eğer Demirtaş'a selam gönderirseniz, Demirtaş'a özgürlük isterseniz, hatta çıkıp şehit babasına çıkıp da saygısız Öcalan'a da meğersem af istenmiş, ondan da benim haberim yok.
gazeteci kılıklıların çıkıp da ulan sen kimsin, kimsin lan deyip şehit babasına, kimsin lan deyip Öcalan'a, Öcalan'a özgürlük istenmesini mübah kabul eden bir dille konuşursanız seçmen millet size öyle bir tokat atar ki feleğinizi şaşırırsınız ve feleği şaşırtırıldı. Şimdi bir başka şey daha var. Biz seçmen ayağa kalksın, milletimiz bu ucube sistemden kurtulsun diye ben dedim ki zehir içtim. Doğrudur, zehir içtim. Niye içtim biliyor musunuz? Sürekli her köyde, her kasabada sizlere PKK'yla el sıkışanın elini sıkıyorsunuz dendi. Öldünüz be, öldünüz. Kendinizi anlatırken öldünüz ama boynunuz kıldan ince oldu ülkemiz için. Peki, şimdi düşünün, Meral Akşener'e faili meçhulcu deniliyor. Ama aynı Meral Akşener'e, aynı Meral Akşener'in arkadaşlarına, kardeşlerine, evlatlarına, kız kardeşlerine PKK ile el sıkışanın elini niye sıkıyorsun deniliyor. Anlam verememiştik. Hakikaten ben bunu bir propaganda faaliyeti gibi görüp algı oluşturmak gibi görmüştüm. Ama bu seçimlere, yerel seçimlere giderken gördüm ki seçmenimizin, milletimizin feraseti karşısında yerlere kadar resmi tazimle eğiliyorum. Çünkü ne oldu? Şimdi 12 şehidimiz geldi. Yandı içimiz. Ve milletvekili arkadaşlarımız hep yaptığımız gibi, ben 8 yıl meclisi yönettim. Meclis başkan vekili olarak. Kaç dönem yaptınız başkanım siz? Oktay Bey. 5 dönemde grup başkan vekilliği yapmış Sayın Oktay Vural karşımda oturuyor. Şimdi yani meclisin yönetiminde var insanlarız biz. Şeyini bilen insanlarız. Yönetimi, iç tüzüğü bilen insanlarız. Bu defalarca yapılmıştır. Toplanırlar grup başkan vekilleri. Herhangi, yani Türkiye'nin kendini ilgilendiren, iç siyasetin malzemesi olmaması gereken bir konuda toplanırlar, bir yazı yazarlar, altına bütün partiler imza atar, HDP genellikle atmaz. Şimdi DEM diyorlar değil mi? İşte o parti atmaz çoğu zaman ama geri kalan herkes, grubu olan her siyasi parti imza atar ve yayınlanır. Uluslararası bazı konularda bu bahse konu partide imza attığı olmuştur. Bakın dümdüz anlatıyorum. Bizim partimizin mensubu arkadaşlarımız, grup başkan vekillerimiz bir teklifte bulundu. 12 şehidimizle ilgili. Tabii demin imza atmasını beklemiyoruz. Ama enteresan bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi bizim önerdiğimiz, bizim yazdığımız teklifi AK Parti'nin ardına sıralanmak olarak gördü. Çemkirdiler, çemkirdiler, imzalamadılar. DEM milleti korkutmuş. Yah. Böyle tavşana kaç, tazıya tut sistemi yaparsanız elbette adım atamazsınız, iş göremezsiniz. Dürüst, açık bir şekilde gereğini söyleyemezsiniz. Şimdi çıktı birisi. Eş başkan mı ne? O da çıktı, o malum partinin. Dedi ki, siz eğer Kürt meselesini çözmezseniz, bunu kabul etmezseniz, Tekirdağlı'da, Trabzonlu'da huzur bulmaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Tehdit demektir. Bu ne demek biliyor musunuz? Milletimizi tehdittir. Devletimizi tehdittir, siyasi partileri tehdittir, meclisi tehdittir. Ondan sonra da bunun üzerine o bildiriyi imzalamayan Atatürk'ün partisi. Şimdi anlaşılıyor ki cambaza bak, tavşana kaç, tazıya tut. Biz buna da hayır diyoruz. Biz buna da hayır diyoruz.
Şimdi madem bizim seçmenimizi alıp götürebiliyorlar, buyurun kardeşim alın götürün, kim neyi istiyorsa seçilebiliyorsa seçilsin. Ama çok enteresan bir biçimde iki tip gazeteci ünvanlı kişiler var. Kendilerine gazeteci deniyor. Ay bir de bir kısım akademisyen var ki tadından yenmez. Uf, uf, uf. Şimdi bunlar iki tip. Biri iktidarı övüyor, birisi ana muhalefeti övüyor ama muhalefet diye bir kavram var. Yahu arkadaş, muhalefetin tümünü bir tane yuvarlağın içine koymuşlar. Ya biz bunu da reddediyoruz kardeşim. Sizin anlattığınız muhalefet biz değiliz. Öbür tarafın anladığı muhalefet de biz değiliz. Şimdi şöyle oluyor. Ay böyle inanılmaz. Benle ilgili yazı kalemi alıyorlar. Sizle ilgili yazı kalemi alıyorlar. Çok ilginç. Şimdi Buğra Kavuncu şikayet oluyor. Teşkilat başkanı ya. Bazı yerlerdeki il ve ilçe başkanlıklarında tadilat yapıyor. Görevden alıyor demiyorum. Tadilat yapıyor. Ana iki tarafta manşet. İyi Parti yıkılıyor. İyi Parti'de kazan kaynıyor. İyi Parti'de şu oluyor, İyi Parti'de bu oluyor. Ya arkadaş madem yıkılıyoruz, madem dökülüyoruz, madem kazanlar kaynıyor, madem bu kadar istifalar oluyor, muhteremler, işte sevinin, sevinin kardeşim, ne güzel paylaşıyorsunuz seçmeni. Niye bu kadar bağırıyorsunuz muhteremler? Niçin 24 saat bize bağırıyorsunuz, bize iftira atıyorsunuz? Ya hakikaten ahir ömrümde birbirine düşman olan sahtekarları birleştirdim ya. Benden bu kadar. Böyle bir şey olur mu ya? Şimdi bakın. Türkiye oradan bağıran kardeşim. Türkiye'nin konuşması gereken şey emeklilerin maaşları. Türkiye'nin konuşması gereken şey fakir insanların kışı nasıl geçireceği. Türkiye'nin konuşması gereken konu tarımın ne olacağı. Türkiye'nin konuşması gereken konu hayvancılık konusunda ne yapılacağı. Hangi yardımların yapılacağı, hangi desteklerin olunacağı. Türkiye'nin konuşması gereken konu üniversiteyi kazanıp yurt bulmadığı için, ev tutma da imkanı yetmediği için üniversiteye gitmeyen, gidemeyen çocuklarımızın konusu. Görüyor musunuz siz? Hayır. Şu sıra habire biz konuşuyoruz. Şimdi Ayşe Hanım'ı gördüm. Karşımda oturan Ayşe Sucuğu, bizim genel başkan yardımcımız. Şimdi AK Parti ile ne kadar benzediklerini göstereceğim. Şimdi hanımefendiyi ben Doğru Yol Partisi döneminden tanırım. Diyanet Vakfı yöneticilerindendir. Çok eskiden beri tanışırız. Sözcü gazetesinin yazarı. Ve din yazar, ahlak yazar, siyaset yazmaz. Ben Doğru Yol Partisi'ndeyken kadın kollarımıza İslam'da fitne hareketleri diye ders verdirmiştim Ayşe Hoca'ya. Yani o derece eski tanışıyoruz. Yazı yazıyor. Evvelki gün bana mesaj atmış. Eminim böyle kalbi gitmiştir. İşine son vermişler. Sözcü gazetesinin de yazı yazan Ayşe Hoca'nın, ilahiyatçı Ayşe Hoca'nın yazılarına son vermişler. Yeni Şafak neyse Sözcü aynı. Daha enteresan bir şey anlatayım. Bakın, daha enteresan bir şey anlatayım. Şimdi 11 büyükşehir belediyesi var. Hiçbirinde benim akrabam olan, kan bağım olan herhangi bir şahıs çalışmaz. Hiçbir belediyeden üst kurul yani genel müdür seviyesinde kişisel bir talebim olmamıştır. Çok enteresan, gene Ayşe Hanım'la ilgili bir anekdot anlatacağım. Yani bas müminin dalına, gör ondaki imanı. İmansızlık hep aynı. Şimdi beni Sayın Kılıçdaroğlu aradı. Ayşe Hanım'la benim aramda bir pürüz var mı yok mu sordu. Yani kurucumuz bizim.
Ama bir ara küstük birbirimize. Kadınlar küser biliyorsunuz. Bir pürüz var mı yok mu diye sordu. Ve döndü dedi ki, yani biz onu yerinde bilmiyorum, bir kuruma yönetim kurulu üyesi yapacağız Ankara'da. İtirazınız var mı? Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'na dedim ki ya müthiş bir kadındır, çok fayda sağlar, hiçbir itirazım yok. Sonra devam ettik. Şimdi bakın, Ayşe Hanım için ben kimseye telefon açmadım. Sözcü'de zaten yazı yazıyordu. Bizimle ilgili bir durum değil ama genel başkan yardımcısı oldu. İttifak yapmaktan yanaydı. Yani işbirliğinden yanaydı. Bu netlikte fikrini söyleyen cesur bir kardeşimizdir. Oyunu o çerçevede kullandı. Biz de bunlara çok saygı duyuyoruz. Ama aynı Ayşe Sucu'yu işten attılar. Allah muhafaza. Allah muhafaza, ellerine düştünüz mü yandınız. Şimdi işte seçmen, aziz milletimin feraseti esasında bunları görmüş. Şimdi muhteremler, siz beni tanımazsınız. Size demiyorum, onlara söylüyorum. Siz beni tanımazsınız. Ama Sayın Erdoğan ve arkadaşları tanır. Bir devirde kartel medyası diye tariflediğim oligarşik, elitist bir grup olarak tariflediğim tipler tanır. Aynı tipler şu anda size akıl veriyor muhteremler. Dolayısıyla yandınız. Ayfer Hanım hatırlayacaktır. 28 Şubat döneminde çemkiren, bizlere hakaret edenler de bugün Ayşe Hanım'ı işten atan aynı dilin, aynı tavrın, aynı aşağılayıcı bizlere baktığında böyle yapan tavrın sahipleri. Demek ki bazı şeyler değişmiyor. İşte onun için sadece ve sadece Aksaray'ın konuşulacağı, Aksaray'ın dertlerine çözüm üretileceği ve bu partinin inşallah 1 Nisan'da tahminimizden öte bir başarı göstereceği bir yolculuk bu. Allah şahittir, inanıyorum. Hatta bugün biraz fazla neşeliymişim. Birisi tarafından uyarıldım. Nazar değecek, bu kadar da neşeli olma dedi. Biraz böyle ağzım burnum toplayamıyorum şu mutluluktan. Öyle bir uyarı aldım. Sonuç itibariyle Allah'ım biliyor ki biz başaracağız. Ve Tuğrul neredesin? Tuğrul kazanacaksın oğlum. Kazanacaksın. 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 Çünkü senin baban benim rahmetli abimin arkadaşı. Dolayısıyla onlar çelik gibi adamlardır. Şimdi o çelik, bakın karşımda da bir. Onlar çelik gibi adamlardır. Yetiştirdiklerini de çelik gibi yetiştirirler. O çeliğe de o suyu veren eldir. Abim hoş geldin. İnşallah, inşallah kazanacak, kazandıracağız. Çok iyi hizmet edecek. Dolayısıyla nasıl Turan kazanmışsa, nasıl Turan sözünün eri olup kazanıp partisine, Aksaray'a şu anda hizmet ediyorsa, inşallah sen de kazanacaksın. Şimdi bütün bunların sonucunda değerli arkadaşlarım, 1 Nisan'a kadar çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Ben başta olmak üzere herkes çalışacak. Allah'a söz veriyorum, size söz veriyorum. Uyku dışında, zaten az uyuyan bir insanım, uyku dışında her anımı çalışarak geçireceğim. Sokakta olmadığım zaman bilin ki telefon başında birilerinden o istiyorumdur. Her birinizden aynı şeyi istiyorum. Tekrar söyleyeyim, her birinizden aynı şeyi istiyorum. Ve dolayısıyla bakın şok geçireceksiniz, şok geçirecekler. Hiç umulmayan büyük şehirde dahil olmak üzere kazanacağız. Kazanacağız, kazanacağız. Mesela Metin Başkan, Muğla'yı alıyor muyuz? Alıyor muyuz? Muğla'yı alıyor muyuz? Söz mü?
söz dedi. Şimdi bakın, Muğla'da göreceksiniz. Başka yerleri söylemeyeyim nazar değer. Metini. Çanakkale'yi, Rıdvan alıyorsunuz. Alacaksınız. Tamam. Çünkü çıkıp meclis kürsüsünden bağırıyor, çağırıyor. Ondan sonra birileri de bana çemkiriyor. Onun kefaretini ancak öyle ödersin. Şimdi cevabını vereyim. Çok ilginç bir şey yaşandı. Çok enteresan. Hani düşmanlıkta bir araya geldiler. Bu dostluktan mutluyuz. Yani barıştı düşmanlar. Ama bir şey daha oldu. Şimdi o meşhur yazıdan sonra, bildiriden sonra bir şey daha oldu. Biz, arkadaşlarım, ben bilirler milletvekilleri, iki dönemdir. Hiçbir zaman mecliste alınan bir kararın üzerinde etkili olmam. Ama ciddi tartışırız, ne yapalım, ne edelim diyor. Çünkü milletvekilleri parmak kaldırıyor, evet'i ya da hayır'ı. Dolayısıyla ben içeride olmadığım için, milletvekili olmadığım için onların şartlarını bilmiyorum. O nedenle de saygı duyarım. Uzunca tartıştık İsveç meselesini. Hatta evet verilmesi gerekin diyen arkadaşlarımız oldu. Hayır dememiz lazım diyen arkadaşlarımız oldu. Daha orta yol bulmamız gerekir diyen arkadaşlarımız oldu. Şimdi enteresan bir şey oldu. Kürşat Zorlu bizim Dışişleri Komisyonu üyemiz Bilal Bilici ile birlikte gitti. Şimdi hatırlayın, asılıyordu kesiliyordu İsveç'le ilgili. Herkesler kesiyordu, böyle kıyma yapıyorlardı. İnce kıyım pastırma halindeydi ortalık. Biz daha aklı başında cümleler kuruyorduk. Biz 6 maddelik bir öneride bulunduk. Çok enteresan. Dem katılmadı. O da ilginç. O katılmadı. Biz o gün gelinen noktada F-16'larla ilgili hiçbir şey yok. Efendim, teröristlerle ilgili hiçbir şey yok. Bu terör örgütlerine karşı İsveç'in, Amerika'nın koyduğu herhangi bir tavır yok. Devletimizin elini güçlendirmek için bu şerhleri koyduktan sonra dedik ki biz meclise indikten sonra yaptığınız işlere bakacağız ama şu anda hayır diyoruz. Biz bir tek hayır dedik. AK Parti, MHP, CHP evet dedi. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Şimdi kim kimin arkasında nasıl hizalandı o da başka bir şey. Şimdi bütün bunların neticesinde. Hani burası Er Meydanı dedin ya oğlum. Er Meydanı'na herkesi davet ediyorum. Görelim bakalım herkesin boyu postu kaçmış. Ben kişisel olarak boyumu, postumu, kilomu ölçtürmeye hazırım. Bunun sonuçlarının bedeli varsa onu ödemeye de şerefle hazırım. Buyursun bakalım diğerlerinin durumu ne olacak? Onun için Allah doğrunun yanındadır. Allah hakkın yanındadır. Allah haklının yanındadır. Partimize uzanan eller var. Partimizin içine uzanan eller var. Cenab-ı Hak bana nasip edecek o elleri parça parça edeceğim. Nasıl kıracağım Allah biliyor. Çünkü biz bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine karıştığım iddia edildi. Allah şahidimdir. Tek bir kelime, tek bir harf bile etmedim. Beni ilgilendirmez, bizi ilgilendirmez. Ayıptır, günahtır. Allah var. Sopa yedik. Dayak atıldı. Evlerimiz basıldı. Öyle oldu, böyle oldu. Ama böylesine hadi bakalım aleni bir biçimde ilçe başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin istifaya zorlandığı, istifa ettirildiği bir dönemi hiç yaşamadık. Ama biz bunu Ayfer Hanım bilir, Can abi bilir, biz bunu DHP'de yaşadık. 43 milletvekilimizi korkutmak ve para vermek şekliyle paketlediler. Sonra ne oldu? Sonra onlar hayal oldu. DHP yerinde kaldı. Söylemeye çalıştığım şey şu. İnsanlar geçer gider. Öncelikle dürüstlük kalır.
ahlak kalır ve siyasi partiler kalır. İyi Parti inşallah Türkiye yaşadığı sürece yaşayacaktır. Memleketimiz, ülkemiz ebed müddet olduğu gibi İyi Partimiz de inşallah ebed müddet olacaktır. Başarılar diliyorum. Katiyetle bahane kabulüm yoktur. Tamam mı? Kazanacaksınız, kazanacaksınız, kazanacaksınız. Söylüyorum, evlerinizi taşlarım. Bak, evlerinizi taşlarım. Gelip evlerinizin camlarını taşlarım. Onun için kazanacaksınız. Şimdi eşim burada, adam gülüyor. Çünkü koca elinde bunu yaptım ben. Bana oy vereceklerini söylediler. Yalan oldu ortaya çıkınca. O yerleri taşladım. Onun için ona göre kazanacağız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.